Merhabalar, hoş geliyorsunuz. İçeri girişlerinizi beklemek benim için her zaman çok heyecanlı. Zoom'lara başladığımızdan beri, bu canlı yayınları yapmaya başladığımızdan beri bambaşka bir heyecan oluyor. Ekranda kendimi görüyorum ama aslında gördüğüm kendim değilim, hepinizin yansımasıyım. Böylece de içeri her giren insana kendimin bir yansıması olarak bakıyorum. Siz de eğer bana baktığınızda kendinizi görmek yerine bendeki kendinizi görmeye odaklanırsanız bugünden hep beraber çok daha sağlıklı, çok daha değişik bir yolculuğa çıkıyor olacağız. Bekliyorum sizleri, girişlerinizi. Maalesef kaç kişi şu anda içeri girmeye başladınız mı bilmiyorum. Her şey el yordamı, her şey doğaçlama, tıpkı hayat gibi. Çünkü hayatta bilmiyoruz ya, hani bir takım planlar yapıyoruz ama o planı gerçekten gerçekleştirebilecek miyiz? Veya hayallerimizdeki gibi olacak mı? Veya hayal ettiğimiz şey aslında bizim için doğru olan mı değil mi? Hiçbirisini bilmiyor oluyoruz ve doğaçlayarak yolumuza devam ediyoruz. Beklerken sizleri bir 5 dakika gevezelik yapayım istiyorum ben, eğer siz de izin verirseniz. Kendimden bahsedeyim bir parça. Böylece sizi yavaş yavaş içeriye alacak hostumuz ve sizler içeriye girerken de bir şeyleri kaçırmamış olacaksınız. Çünkü biliyorum kapıda bekleyenler var. Ben önümde işte bir takım sesli şifa aletleri görüyorsunuz. Çanak çömlekler göreceksiniz. Daha sonra başka şeyler de kullanıyor olacağım. Çanak çömlek çalan kadının haricinde çok sol beyin, çok mantık, çok fazla kendi doğrusunu tutturan, ondan sonra kalıpları, zihinsel kalıpları olan bir insandım. Bütün bunları da biraz sonra anlatacağım bütün bu aletleri de öncelikle burada ne olduğunu kendime anlatmak zorunda kaldım. Yani kendi zihnimi öncelikle bir beslemek, doyurmak, ikna etmek durumunda kaldım ki gerçekten bunlar işe yarıyor diye. Bundan önceki hayatımda ben söylemesi bile zor ama bankacıydım. Hem de New York'ta, Wall Street'te. Finans danışmanıydım. Büyük büyük portfolyoların finansal danışmanlıklarını yapıyordum. Stres, kurumsalda yaşayan insanlar bilir. Çok büyük sorumluluk. Onların getirisinde migrenler. Migren artık kronikleşmişti bende. Kronik halde migrenler. Kronik migrenden sonra kanser tehlikesi atlattım falan derken, bir dakika, bu işte bir yanlışlık var galiba. Hayat bu kadar hani olmasa gerek, böyle olmasa gerek dediğimde meditasyonu keşfettim, yogayı keşfettim. Daha sonra çocukluktan getirdiğim travmaları kendi üzerimde öncelikle çalışabilmek adına aile dizimi terapisti oldum. Ondan sonra çift terapisti oldum. Anne baba kavgalarının ne demek olduğunu anlamam gerekiyordu. Evde bayağı yoğun anne baba kavgası vardı. O anne baba kavgalarının da ağırlığını ve neden iki tane insan kavga eder onu anlayabilmek için. Yani beraber birbirini seven insan neden bu kadar çok çekişir? Onları da algılayabilmek için daha sonra çift terapisti oldum. Yani ben sol beyinle sağduyuyu dengelemek üzerine çok fazla çalışmalar yaptım. Sonra da şimdi işte çift terapistiyim, aile dizimi uzmanıyım, sesle şifa uzmanıyım, meditasyon uzmanıyım falan gibi uzmanlıklarım var. Bu işi de son 17 yıldır yapıyorum. Son 17 yıldır ben şifacıyım, enerji uzmanıyım, işte aile dizimi uzmanıyım ve ses ve şifacıyım falan fişman. Hani isimlerimi saymaya kalksam İspanyol isimlerine benziyor. Jose Rodriguez Gonzalez falan gider ya İspanyol isimleri. Benim de hani titirleri saymaya kalksam oralar. Ama Ezgi kimdir diye sorarsanız ben şöyle diyorum. İnsanların full potansiyellerini yaşamaları için, hayallerine ulaştırabilmek için onlara ışık tutan, ışık tutmaktan da çok keyif alan bir insanım. Çünkü öncelikle kendi karanlığıma ışık tutmayı öğrendim. Eğer buraya gelmeye başladıysak, zannediyorum ki yavaş yavaş da oda doluşmaya başladı. Önce bir güzel yerimize yerleşelim. Burada biz bize sıcak, samimi bir öğleden sonra geçirelim istiyorum. O öğleden sonrayı geçirebilmek adına da sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilir güzellik ne demek? Sürdürülebilir şifa ne demek? Sürdürebilir
Hayat renkli, canlı, doğanın bizim için uyandığı, bizlerin de doğanın içerisine yerleştiğimiz hayat ne demek? Biraz onlardan bahsedip sonra da oynayacağız beraber. Üzerimde giydiğim şeyden bahsetmek istiyorum. Sürdürebilir derken bayağı beni tanıyanlar bilir. Ben kesinlikle hoşlanmadığım, doğru bulmadığım şeyleri yapmıyorum. Ve H&M'le beraber iyi görün, iyi hisset programını yapmaya karar verdiğimde biraz bir araştırma yaptım kendi içimde. H&M markasıyla benim böyle bir love relationship'im var. Ta New York'ta yaşadığım zamanlar ilk New York'a açıldığı ilk iki katlı kocaman çok güzel ondan sonra şen şakrak bir mağaza açılmıştı. Oralara gittim. O zamanlar daha bankacıydım. Ve çok memnun olmuştum ki herkese moda artık herkese yayılmaya başladı. Ve ben de genç bir bankacı olarak hani çok fazla alışveriş falan yapılamıyor. Aa, ne kadar güzel rengarenk artık giyinebiliyoruz. Çünkü stil, tarz, moda, renk, canlılık herkese yayılmaya başladı. Eşit izlemeye başladım. Ne sonra Türkiye'ye geldim. Ondan sonra o günler New York günlerim geçti. İşte ben terapist falan oldum. Ondan sonra bu İyi görün, iyi hisset kavramıyla H&M'le tekrar yollarımız kesişti. Sonra bir hediyeler gönderdiler bizlere. Ondan sonra bir bakayım dedim neler oluyor. Burada yazan yazı beni o kadar etkiledi ki önce oradan bir başlamak istiyorum. Diyor ki, If you have to fold to fit in, it ain't right. Yani dediği şey, eğer bir takım yerlere kabul görmek için eğilip büzülüyorsanız bu doğru değil. Buraya derin güzel bir nefes alalım mı önce? Kabul görmek için, bir yerlere kendinizi ait hissetmek için eğer eğilip bükülüyorsanız bu doğru değil. Yanlış bir şey var burada. Ve tüm bu programı da ben bu cümlenin üzerine kurmak istiyorum. Renklerimizi bulmak, hayatın anlamını kendi içimizde yeniden canlandırmak, eşsizliğimin farkına varmak, eşsizliğimi yaşamak ama mütevazice. Çünkü eşsizlik demek, ben eşsizim demek, aynı zamanda da eşitim demek. Ne kimseden üstünüm, ne de kimseden aşağıdayım. Tüm canlılar eşit demek. Eşitliğimi ve eşsizliğimi kabul edebilmek adına da sesimi bulmam gerekiyor. Kendi sesimi bulduğumda, kendimi doğru ifade edebildiğimde, dürüstçe duygularımı, düşüncelerimi, fikirlerimi, hayata dair görüşlerimi ben buyum diyebilip dürüstçe ifade ettiğimde aynı zamanda da ben oluyorum. Ve ben olduğum için de hiç kimseyle kıyas kabul etmiyorum. Çünkü benden bir tane var. Senden de bir tane var. Dolayısıyla bu eşsizliğimizi, bu biricikliğimizi, bu yeganeliğimizi ve aynı zamanda ölümsüzlüğümüzü ve sonsuzluğumuzu yaşayacağımız bir öğleden sonra olsun istiyorum. Sesle şifadan biraz bahsedeceğim, ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ama sorularınız olabilir, beni tanımayanlarınız veya tanıyıp da "Aa, benim aklıma hiç böyle bir soru gelmedi" diyenleriniz olursa lütfen programın sonuna saklayın. Son 10 dakikada herhalde 6-7 kişiye söz hakkı vereceğim. Chat'e yazacaksınız bu arada. Ve İpek de burada moderatörlüğümü yapacak. Sizin duygularınızın sesi olacak. Düşüncelerinizin, sorularınızın sesi olacak. İpek'le beraber paslaşarak son 10 dakikayı geçireceğiz. Herhalde yavaş yavaş gelmeye başladık, değil mi? Daha fazla gevezelik yapmama gerek var mı bilmiyorum. Umarım herkes iyidir, herkesin keyfi yerindedir. Sağlığımıza ise yavaş yavaş konuşacağız. Sürdürülebilir sağlık ne demek? Sürdürebilir sağlık, kendi kendimizin şifacısı olduğumuzu bilmek, donanımlı olduğumuzu fark etmek, ihtiyacımız olan her şeyin bir şekilde elimizin altında olduğunu bilmek, o yoksunluk, yokluk krizlerinden daha çok bolluk, bereket ve varlığa doğru geçebilmek. Ona geçebilmek için dediğim gibi gene
kendi sesimizi, yani kendi rengimizi, yani kendi titreşimimizi bulmamız gerekiyor. Hep beraber oralarda oynayacağız biraz seslerimizle. Kendi sesimizi bulup belli bir bütünlüğe ulaştıktan sonra da o yedi gökkuşağının yedi rengini içimizde uyandırıp, aa evet bu yedi renk bende de var. Hem çok ulaşılabilir hem de gökkuşağı gibi hiçbir zaman içinde ulaşılamaz. Buralarda oynayacağız biraz. Hazırsanız yavaş yavaş başlayacağım. Daha önce gördünüz mü bu aleti bilmiyorum. Beni tanıyanlar gördü. Çok kullanıyorum ben. Shruti Box. Ha, şöyle bir şey yapıyoruz şimdi. Yedi rengi uyandırmak adına. Güzel derin nefes. Tüm dikkatlerinizi kök çakra dediğimiz omurganın en sonunda bel sokumuna denk gelen yere verin şu anda. Hayatın başladığı yer. Omurgayla başlıyor hayat. Omurganın da başladığı yer kuyruk sokumumuz. Ben varım, ben buradayım, ben de varım. Bu oyunun, bu hayat oyununun içinde ben de varım dediğimiz yer. Orayı önce ben bir söyleyeceğim, yapacağım size, sesi çıkaracağım. Sonra sizin kendi kendinize yapmanızı istiyorum ki benim sesim sizin titreşiminizi bozmasın veya yönlendirmesin. Bu sesle beraber lam sesini söyleyeceğiz ve şöyle olacak. Dört kere tekrar edeceğiz bunu. Ben yönlendireceğim. Lam sesi kök çakrada hep beraber güzel derin nefeslerle beraber içinizden lam köklenmeyi niyet ederek ben de varım demeyi niyet ederek bu oyunun içerisinde bu hayat oyunun içerisinde ben de varım. Lam. Ve tekrar lam lam. Ve tekrar lam. Ve tekrar lam. Ve burada bir süre durun. Rengimiz kırmızı. İçinizde kırmızıyı uyandırmaya, canlandırmaya başlayın. Görmek zorunda değilsiniz. Hissedin. Komutlarınızı verin. Kırmızı deyin. Oraya şu anda kırmızı rengi veriyorum. Kırmızı rengin ateşini, kırmızı rengin tutkusunu, kırmızı rengin tutarlılığını, kırmızı rengi kök çakrama yani kuyruk sokumuma, hayatın başladığı yere veriyorum ki güven içerisinde ben de buradayım diyebileyim. İlk ses çıkarmaya başladığımız yer. Lam. Ve şimdi bir üste gelin. Üreme organlarınızın olduğu yer. Orası bu hayattan ben de tat alabilirim dediğimiz yer. Ben de varım ve keyif almaya da hakkım var bu hayattan. Sesimiz de vam, vam diyeceğiz. Hep beraber dört kere. Vam. Vam. Tekrar vam. Ve tekrar son kez vam. Durun orada ve o keyif, haz hissini kendinize yaşatın bir süre. Turuncu rengi oraya yerleştirin, yayılsın. Üreme organlarınızın olduğu yere turuncu yayılsın.
Görmek durumunda değilsiniz. Sadece komut verin, turuncu. Şu anda senin üreme organlarımın olduğu yere. Ben de keyif yaşayabilirim, o hak bende de var dediğim yere yerleştiriyorum turuncuyu. Mideye doğru çıkıyoruz. Hazmettiğimiz bölge. Yemeği de, duyguları da, hisleri de, her şeyi, hayattaki deneyimlerimizi de hazmettiğimiz yer Ram. Ra tanrısı, güneş tanrısından geliyor. Ram sesi çıkaracağız. Ram. Tekrar Ram. Tekrar Ram. Ve son kez Ram. Gözlerinizi kapatın. Öncelikle kendinize bir sorun. Ses çıkartabiliyor muyum? Sesim çıkıyor mu? Etrafımdaki insanlar beni duyar mı diye biraz çekiniyor muyum? Ya da gereğinden fazla mı ses çıkartıyorum? Üçüncü çakramız midemizin olduğu yer. Ben yaparım dediğim yer. Her neyse, adım atmam gerekiyorsa atarım. Çünkü ben benim. Bir işe koyulmam gerekiyorsa koyulurum. Kollarımı sıvamam gerekiyorsa sıvarım. Elimi taşın altına sokmam gerekiyorsa elimin altını taşın altına sokarım. Rengimiz sarı, güneşten geliyor. Sarı rengi midenize yerleştirin. Ve kendinize sorun şimdi, acaba hazmetmediğim deneyimlerim var mı hayatta? Keşkelerim var mı? Pişmanlıklarım var mı? Ah, bunu neden yaptım dediklerim var mı? Ya da ne bileyim, kendime ait düşünceler artık bitti ama nasıl vazgeçeceğimi bilmiyorum dediğim yerler var mı? Veya çok ciddi, yemeğimi de hazmedemiyor olabilirim. Bir hazım sorunum var mı? Sarının renginden, güneşin ateşinden güç alın ve hazmetme işlemi başlasın. Geçmişe dair pişmanlıklarımda, yaşadığım deneyimlerde. Deneyimlerimin tecrübeleri benimle kalsın. Artık işe yaramayan duygular ve düşünceler hazmolsun ve sistemimden çıksın. Bilgelik dediğimiz şey oymuş bu arada. Deneyimlerin dersini almak ama ağırlığını üzerimizden atabilmek. Sarı bir güzel hazmetsin. Bu çakrada, bu yerde, midemizin bölümünde, bölgesinde ben vakit harcamaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü farkında olmadığımız ve hazmetmediğimiz çok şeyimiz var. Ve şimdi kalp bölgesine doğru çıkıyoruz. Yum. İngilizce bilenler yummy, çok lezzetli kısımdan geliyor. Yum. Yam, tatlı, sevgi dolu, şefkat dolu bir yam sesi. Yam. Tekrar yam. Meynin üzerine de basın ve titreşim bedeninizde yayılsın. Tekrar yam. Ve son kez yam, yami yam, yam. Kalbiniz genişlesin, izin verin. Temiz, taze,
yepyeni nefesler girmeye başlasın kalp bölgenize. Bu bölge bir böyle açılsın. Rengimiz zümrüt yeşili. Zümrüt yeşili kalbinizi şifalandırsın, kalbinizi güçlendirsin, cesaret versin. Her şeye rağmen açılmayı seçsin. Yam, zümrüt yeşili, taze güzel nefesler. Hem ciğerlerime hem kalbime. Kalbinizin tüm kasları gevşesin, rahatlasın. Ben hissedebiliyorum diyoruz kalp bölgesinde. Hissetmeye izin veriyorum. Duyguları hiç yargılamadan. Acı da olabilir, keder de olabilir, hüzün de olabilir, sevinç de olabilir, mutluluk da olabilir. Kahkaha atmaya izin veriyorum kendime. Duygular çünkü biliyorum ki geçici. Duyguları yargılamadığım zaman, hissetmeye, sonuna kadar hissetmeye izin verdiğim zaman gelecekler ve geçecekler tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Acıdan kaçtığım zaman aslında doyasıya keyfi de hissedemiyorum. Çünkü ikisi de duygu. Dolayısıyla duyguyu yargılamamak daha yüksek duygulara yer açmak demek. Şimdi gelelim boğaza. Burası özellikle Türk toplumunda çok önemli bir yer. Kalple zihni buluşturmak için de çok değerli bir yer. Çok sol beyin, çok düşünce, çok fikir, çok tutuculuk olduğu yerde eğer boğaz tıkalıysa kalbe inemiyor enerji. Böylelikle de kalp ve zihin beraber çalışamıyor. O yüzden boğazı açarsak hem huzura, mutluluğa, kahkahaya, sevince, keyfe hem de bolluk berekete giden yolu açmış oluyoruz. Eğer bolluk berekette bir tıkanıklığınız varsa bilin ki boğazda tıkanıklık var. Güzelce boğazı temizleyelim mi şimdi? Söyleyemediklerim, çok fazla söylediklerim, kullanamadığım doğru cümleler veya kullandığım gerçekten negatif cümleler, kendime söylediğim, etrafa söylediğim negatif cümleler veya dökemediğim gözyaşları veya o kadar fazla döktüğüm gözyaşından dolayı kendi keyfimi, neşemi göremediğim, gölgelediğim yerler. Şöyle bir temizleyelim boğazı. Sesimiz ham. H'yi de, sonundaki M'yi de üzerine bastırarak söyleyin. Ham. Ve bütün burası titreşsin. Titreşerek temizlensin. Temizlendikçe de arınsın. Ham sesi. 4 defa. Tekrar ham. Tekrar ham. Ve son kez kocaman bir ham. İzin verin şimdi kendi sesinizin titreşimi size şifa olsun. Rengimiz mavi, turkuaz, deniz mavisi, göklerin mavisi. Temizlesin o mavi, boğazınızı açsın. Denizlerdeki boğaz gibi de aynı zamanda İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, iki denizi birbirine bağlar. Geçiş noktasıdır. Akmaya başlasın enerji. Şifanız yeniden geriye gelsin.
Söyleyemedikleriniz akmış olsun. Sarf edip de pişman olduğunuz kelimeler temizlenmiş olsun. Dökemediğiniz gözyaşları dökülmüş olsun. Gözyaşı dökememek bu arada çok büyük toksinlik. Dökemediğimiz bütün gözyaşları içimize zehir olarak akıyor. Yolculuğumuzun sonlarına doğru geliyoruz kendimizi şifalandırmanın. Biraz sonra da harika bir ödül olacak bitirdikten sonra. Size ses banyosu yapıyor olacağım. Artık siz bir şey yapmak zorunda kalmayacaksınız. Ve alıcı moduna geçeceksiniz. Alabilirsiniz, evet. Hadi şimdi iki gözümüzün, iki kaşımızın ortasına gelelim. Üçüncü gözümüze. Tekrar Şam. Tekrar hadi son defa Şam. Uzun güzel bir Şam. Gözler kapalı, tüm dikkatler üçüncü gözümüzde. Diyoruz ki burada ben öngörebiliyorum ve sezgilerime güvenebiliyorum ve hayallerimin sorumluluğunu alabiliyorum. Rengimiz lacivert, indigo. Lacivert öngörülerinizi açsın, vizyonunuzu temizlesin, hayallerinizi hatırlatsın. Ve hayallerinize adım atabilmek için size güç ve enerji versin. Son olarak tepe çakraya geçeceğiz. Herkes biliyor bu sesi artık. Om ama A, U, M olarak çıkartalım. O A'dan U'ya geçmek sonra söylemek bütün çakra sistemimizi, tüm enerjimizi yeniden canlandırıyor. Ve kaynakla olan bağımızı kuvvetlendiriyor. O sebeple de hadi A 4 defa. Tekrar. Tekrar. Tekrar om diyoruz. Güzel bir derin nefesle
Şunu hayal edelim mi? Sanki hep beraber çıkarıyoruz şu anda. Benimle bu odadasınız. Şöminenin etrafında. Sıcak, yumuşak bir alanda. Hep beraber om diyelim. Son kez kocaman derin bir nefes alın. Ha. Kaynakla beraber buluşmuş olalım. Birlikten kuvvet doğurmuş olalım. Öncelikle kişisel bedenlerimiz, kişisel hayatlarımız, kişisel sağlığımız temizlenmiş, arınmış olsun. Eflatun, lavantaların rengi. O eflatunla yıkanmış olalım. Bir lavanta bahçesine oturalım şu anda. Birliğin, dayanışmanın, desteğin, yardımlaşmanın güzelliğini yaşayalım. Hatırlayalım tekrar onu. İçimizde uyandıralım. Ve kendimize şunu hatırlatalım. Sürdürebilir, sürdürülebilir güzellik. Zihnimizin açılması demek, perdenin arkasını görmek demek. Kendi renklerimizi cesurca yansıtabilmek demek. Güzel görünmek demek, ben gibi olabilmek demek. Kendim gibi olabilmek demek. Sürdürülebilir sağlık, kendi kendimi şifalandırdığımı hatırlamam demek. Kendi renklerimi olabildiğince bedenlemem demek. Çünkü renk demek benim frekansım demek, benim titreşimim demek. Hücrelerimin tek ihtiyacı olan benim yeniden frekansıma geri dönmem demek. Enerjimi geriye aldığımda, oraya buraya dağıttığım tüm enerjimi tekrar bedenlediğimde sağlığıma geri dönüyorum. Şifama geri dönüyorum. Kendi sesimi bulmak demek. Sürdürülebilir sağlık. İyi hissettiğim zaman, kendim gibi hissettiğim zaman da sonsuza kadar güzel hissediyorum kendimi. Ve işte tekrar buradaki yazıya dönüyoruz. Eğer bir yerlere uyum sağlamak için, birileri tarafından kabul görmek için eğilip bükülüyorsam, burada bir yanlışlık var. Kendi sesimi bulduğumda, kendi renklerimi bedenlediğimde bütünüme ulaşıyorum. Ve ben olduğum için kimseden özür dilemiyorum. Renkleri tekrar edeceğim, sesleri tekrar edeceğim. Bilmek isteyeceksiniz çünkü. Kırmızıdan başladık. Sesimiz lamdı. Turuncuya geçtik. Sesimiz vamdı. Sarıya geldik, güneşimize geldik, hazmetmeye geldik. Sesimiz ram. Kalbimize geldik. Yeşil, zümrüt yeşili. Hatırlayacaksınız değil mi? Yam yam, yam. Boğazımıza geldik. Maviydi, ham. Üçüncü göze geldik. Lacivertti, indigoydu, şam. Tepe çakramıza geldik. Om, aum diye söyledik. Rengimiz mordu. Şimdi gözlerinizi kapatın. Beyaz renkle kendinizi yıkayın. Tüm enerjinizi koruyun. Ve ben konuşmaya devam edeceğim. Siz gözlerinizi kapatın. Beyazın, rengin, titreşimi sizi temizlesin, arındırsın.
Kendi sesinizi ve renklerinizi bedenleme yolculuğunda işleminizi tamamladığınızda mutlaka beyaz renkle enerjinizi koruma altına alın. Kendinizi bir yumurta gibi düşünün. Öz yumurtanın sarısı, özünüz. Sonra yumurtanın beyazı var, etrafınızdaki enerji. Bir de yumurtanın kabuğu var. O da aslında işte sizi koruyan kısım. O yumurtanın kabuğunu oluşturuyoruz şu anda. Beyazla kendinizi bir güzel koruma altına alın. Ve siz koruma altındayken şimdi duyacağınız seslerle şifaya doğru hiçbir şey yapmadan çabasızca artık şifa alabilirsiniz. Şifaya doğru uzanmak isteyenler uzanabilir. Oturmak isteyenler oturabilir. En rahat halinizde bu seslere bırakın kendinizi ve seslere bırakmak demek dışarıdaki sesleri duymamak demek değil. Çanakların yaptığı, sesle şifa aletlerinin yaptığı şey şu. Size şifalı, temizleyici, arındırıcı, yüksek, güzel, faydalı frekanslar, titreşimler veriyor ki beyniniz buraya doğru uyumlansın. Dışarıdaki gürültü otomatik olarak uzaklaşsın. Dolayısıyla eğer etrafınızda gürültü varsa önemli değil, duymamazlıktan gelmeyin. Ama dikkatinizi bu seslere verin. Çünkü bir yerden sonra beyin dalgalarınız burada duyduğunuz dalgalarla uyumlanacak. Meditasyonda bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, düşüncelerden arınmak değil, düşünmemek değil. Düşüncelerinle arana mesafe koyabilmek. Duygularınla araya mesafe koyabilmek. Mesafe girdiği zaman medeniyet giriyor araya. Susuyorum şimdi. Bir süre burada yolculuğumuzun keyfini çıkarttım.
Ve 1-2 dakika sessizlikteyiz şimdi. Minik minik ellerinizi, ayaklarınızı oynatmaya başlayarak, parmaklarınızı oynatmaya başlayarak kendinize doğru gelin. Renklerinizi hatırlatın. Yedi renk de var mevcut. Ve hatta ötesi. Şimdi şunu hatırlatın. Her kırmızı aynı değil. Bendeki kırmızının tonuyla sendeki kırmızının tonu farklı. Bendeki mavinin tonuyla sendeki mavinin tonu farklı. Dolayısıyla eşsiziz. Eşitiz. Ruhların aleminde eşitiz. Eşit sunuldu bu dünya bize. Ama dünyada eşitsizlik var. Eşit dediğim zaman herkes aynı maddi imkanlara sahip demiyorum. Eşitiz dediğim zaman herkes aynı sosyal imkanlara sahip demiyorum. Eşitiz derken titreşimlerimiz bize verilen sunulan bu dünyaya insan bedenine gelirken verilen malzeme de eşitiz. Hepimiz yıldız tozuyuz. Yıldızların içinde ne varsa hangi maddeler hepimizin bedeninde de o var. Protonlarımız, elektronlarımız eşit. Evet, karma dediğimiz şey var. Bir şekilde hayat yolculuklarımız var. Hepimizin senaryoları çok farklı. Benim annem babam sizde yoktu. Sizin anneniz babanız bende yoktu. Benim doğduğum ev aile ortamı sizde değildi. Ama bütün bunlar illüzyon aslında. Eşitliğimiz ruhlar dünyasında eşitiz. Evet, yaşadığımız hikayeler eşit değil. Evet, doğduğumuz çevre eşit değil. Evet, eğitim sistemlerimiz eşit değil. Ama o adaletsizlik zaten bizi genişleten, büyüten, olgunlaştıran yerler. Öncelikle kendi renklerinizin olduğunu ama sizin renklerinizin, sizin gökkuşağınızın hepsinden, herkesten, benden, senden farklı olduğunu bir algıla. Sonra da bu renklerle ben ne yapabilirim? Hayatta gördüklerimle neler yaratabilirim? Kendi öğrendiklerimden, kendi sesimi bulduklarımdan etrafıma nasıl faydalar sağlayabilirim? Bunu hatırla. Ve güzelliğin ne demek olduğunu hatırla. Başlarken yayına bayağı heyecanlıydım. Bütün bu ortamı kurarken sizler için çok heyecanlıydım. Çünkü hayat amaçlarımdan bir tanesini yapıyorum. En çok istediğim şeylerden bir tanesi o güzellik dediğimiz moda sektöründeki hani ince olmam lazım, genç olmam lazım, belli bir standartta olmam lazımların ötesine geçip
kendi rengimi buldukça, kendi sesimi buldukça, ben kendi eşsizliğimi bedenledikçe güzelliğe doğru, sürdürülebilir güzelliğe doğru yaklaşacağımı hatırlayabilmek, hatırlatabilmek. Özellikle Türk kültüründe bu kadar fazla pompalanıyorken bir takım şeyler ve bastırılıyorken dişilik, aynı zamanda dişilik derken kadınlardan bahsetmiyorum, erkeklerin içindeki dişi de bastırılıyorken, böyle bir programın içinde dahil olmak, yer almak benim için çok büyük bir mutluluktu. Ve çok büyük bir keyifle ve şevkle ve niyetlerimin gerçek olmasıyla dolup taştığım için de ilk zamanlar ben de kendi sesimi bulamadım, ama sizlerle beraber burada işte hani bir şifacı önce kendisini şifalandırıyor, ondan sonra yayıyor. Sizlerle beraber sesimi buldum ve yerime yerleştim ve ben de kendi renklerimi hatırladım. Umarım size fayda sağlayabilmişimdir. Şimdi canımla sesle şifa alanını kapatıyorum. Sorulara doğru size açıyorum. Ve İpek'çim, seni duymaya hazırım. Ezgi selam. Merhaba. İzleyicilerimize de merhaba. İpek ben. Öncelikle harikaydın. Teşekkürler tekrar. Umarım Ben sesim net dilersen gelmiştir. harikaydı. Hiçbir problem yoktu. Çok teşekkürler. Ben dilersen izleyicilerimizin sorularını aktarayım sana. Evet, İlk lütfen. sorumuz, bir izleyicimiz merak etmiş. Evimizde bu enstrümanlar yok ise bu çalışmayı nasıl yapabiliriz diye Kendi sorar. sesinizle, o kadar güzel bir soru ki başta söyleyecektim. İyi ki sordunuz. Bu enstrümanlar sadece eşlik etmek için ve ben bu işi mesleğim olduğu için var bende. Herkes ses terapisti, sesle şifacı olmak zorunda değil, kendi sesiyle şifalanabilmesi için. Kullandığınız sesleri, tekrar ettiğim o yedi sesi, enstrümansız bir şekilde kendi köşenize oturun ve başlayın kırmızının gücüyle beraber mora kadar seslerinizi çıkarmaya. Şifa kendi sesiniz, kendi sesinizi duyun ve kendi sesinizle kendinizi şifalandırın, hücrelerinizi uyandırın, içinizi arındırın. Bu enstrümanlara ihtiyacınız yok. Dediğim gibi benim mesleğim olduğu için bu enstrümanlarım var. Eğer olmasaydı ben köşemde oturup kendi sesimle yapacaktım ki ilk meditasyona başladığımda ben ses terapisti değildim. Meditasyon hocasıydım. Ve bu sesleri ben enstrümansız yapıyordum. Teşekkürler. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Bir izleyicimiz meditasyonu hayatımızın bir parçası haline getirmek için bir tavsiyeniz var mı diye sormuş. Gene çok güzel bir soru. Evet, var. Öncelikle meditasyonun ne olduğunu, ne olmadığını lütfen iyi araştırın. Çünkü dışarıda çok fazla ses var. Meditasyon düşüncelerden uzaklaşmak, hiç düşünce üretmemek demek algılanıyor. Hani ben sürekli düşünce üretiyorum. Dolayısıyla meditasyon yapamıyorum deniliyor. Öncelikle meditasyonun yapılan bir şey değil. Yapmak değil, eylem değil, sadece durmak, oturmak olduğunu, hani alanda alan açıp, şifalı alan açıp oturmak olduğundan başlayın. Kendi reklamımı da yapıyor gibi olmayayım ama söylemek zorundayım tavsiye sorduğunuz için. Ezgisorman.com'da meditasyon, yeni başlayanlar için meditasyon programım var. Ondan da faydalanabilirsiniz. Teşekkürler. Diğer soruya geçeyim. Çalışmaya başlarken gökkuşağının yedi rengini içimizde uyandırmak üzerine bir niyet kurdunuz demiş bir izleyicimiz. Niyetin ne gibi bir önemi var diye sorar. Bütün hayat niyet. Niyetin önemi enerjiyi yönlendirmek. Eğer enerjiyi yönlendirmezsek her yere gidebiliyor. Niyet enerjiyi yönlendiriyor. Bize bir amaç veriyor, anlam veriyor, istikamet veriyor, yön veriyor. Bu yere doğru git. Yoksa zihin dediğimiz şey her yere gidebiliyor. Onun yöne ve yönlendirmeye ihtiyacı var. Zihni ben alanda dedim ki şimdi gökkuşağına doğru gidiyoruz. Bir görsel verdim, bir amaç verdim, gidecek bir yer verdim. Eğer burayı vermeseydim zihin bütün çalışma boyunca kim bilir nerelere gidecekti. Teşekkürler. Bir izleyicimizden çakra renklerinin seslerini tekrar eder misiniz ricası var. Ederim. Kağıdın kalemin var mı? Yaz. Unutma, gene uçmasın.
İlk sesimiz lam, L-A-M, lam. İkinci sesim vam, V-A-M, vam. Üç, ram. Dört, yam. Beş, ham. Altı, şam. Yedi, om. Bu arada bunlar benim çok fazla üzerinde çalıştığım sesler. Araştırdım, araştırmalar yaptım. Üçüncü göz için mesela araştırırsanız şam demeyenler var, orası da om diyenler var. Ben bayağı hani o renkleri neler uyandırıyor. 15 yıldır çalışıyorum üzerinde. Şam dediğim zaman burada hissettiğim bambaşka oldu. O yüzden de bunlar benim kendi araştırmalarımdan, uzun süreler yaptığım araştırmalardan çıkan şeyler. Bu arada sesle şifanın tek harfle de çalışıldığı yerler var. Oralara ne olur girmeyelim. Şu anda zihinle çok fazla uğraşmayalım. Ama yedi sesimiz bencesi bu. Ve çok etkili bulduğum için de sizlere bugün bunu yaptırdım. Bir diğer soru, bu çalışmayı ne kadar süre devam ettirmeliyiz? Ben 17 yıldır yapıyorum. Ne kadar süre devam ettirmeliyiz? İyiyken lütfen yapın. Ki iyi olmaya devam edin. Genelde bana meditatif çalışmalar veya enerji çalışmalarına iyi değilken geliniyor. Veya son durak olarak geliniliyor. Şunu denedim olmadı, bunu yaptım olmadı, hap aldım olmadı, şimdi size geleyim. O biraz işte nasıl diyeyim, bütünleyici tıp, holistik tıp dediğimiz şey önleyicidir, aspirin değildir. Aspirin almamak üzerine yapılır. Dolayısıyla ben şu anda haftada bir kendi çakralarımı dengeliyorum. Kendi sesimi yeniden hatırlıyorum. O gökkuşağının yedi rengini kendi içimde canlandırıyorum. Ve enerji dolu bir hayat, canlı enerji dolu bir hayat niyetliyorum. Eğer kötü olmayı bekleyip iyileştirmek için bunu kullanırsam maalesef etkisini göremiyorum. Çünkü eksiden başlamış oluyorum. Yani aspirin görevi görüyor. Dolayısıyla bunu ben böyle geçici süreyle yapayım da şimdi rengimi buldum, sesimi de buldum, bütünlüğüme kavuştum değil. Hayat devam ediyor ya dışarıda. Hayat devam ettiği sürece bizler renklerimizi, seslerimizi, titreşimlerimizi kaybetmeye devam edeceğiz. O sebeple de holistik çalışmaların hepsi düzenli yapılması gereken pratiklerdir. Çok teşekkürler. Bir izleyicimiz demiş ki sayısız meditasyon tekniği var. Mantra, ses, nefes, yemek gibi. İnsan kendisi için en uygun tekniği en doğru şekilde nasıl seçebilir? Deneye yanıla. Dışarıda bana en uygun şey nedir, nasıl bulabiliyoruz? Deneye yanıla değil mi? Bu arada bir de şöyle bir şey var. Mesela bugün bana ses ve meditasyon çok iyi geldi. Kendimi harika hissettim. Renklerimi buldum. Sesimi tekrar hatırladım. Yarın bana iyi gelmeyebilir bu. Yarın bana sadece sessizliğimde oturmak iyi gelebilir. Dolayısıyla bir tane yöntem, bir ömür sizin hayat stiliniz veya standardınız olmayacak. Deneyin hep. Bugün bana bu iyi geliyor, yarın başkası iyi gelebilir. Bir gün sadece chanting yapmak. Açacağım belki mantraları, mantralar dinleyeceğim. Bu arada çok güzel çalma listelerimiz var bizim. Meditasyon Okulu'nun Spotify'da çalma listeleri var. Oradan mantralı, güzel meditatif müziklerle de oturup duygular ve düşüncelerle arama mesafe koyabilirim. Amaç ne? Hazmetmem gerekenleri hazmedeyim, öğütmem gerekenleri öğüteyim, enerjiyle doluyum, yeniden bedenimde enerji düzgün bir şekilde akmaya devam etsin, topraktan gücümü alayım, ondan sonra güneşten yukarıdan tekrar desteğimi alayım ve bütünleneyim. Amaç bu. Amaç buysa aslında gerçekten aracın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Dene yana bugün bu iyi gelir, yarın başkası iyi gelebilir. Detaylarda kaybolma ama sadece bir pratiği kendine edin ve bu değişebilir. Gelen bir soru daha var. Sesimiz ve renklerimiz değişebilir mi zaman içerisinde? Evet, tabii ki. Sesimiz de rengimiz de değişiyor. Sesimizi buldukça daha da böyle oturuyor. Şarkıcılar bunu çok iyi bilir. İlk böyle
neden geldi aklıma bilmiyorum. Çok da dinlediğimden değil ama Sezen Aksu geldi birden aklıma. Sezen Aksu'nun ilk şarkılarını dinleyin. Şimdiki hani son dönemlerde yaptığı parçalarını dinleyin. Ses tonu değişmiştir ya onun. Daha böyle bir oturmuştur, kendisini bulmuştur. Çünkü ifade gücü artık açılmıştır. Özgüveni yerine gelmiştir ve olgunlaşmıştır. Bizim de seslerimiz değişiyor. Dolayısıyla sesimizin rengi de evet değişecek. Doğal. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Şöyle, meditasyonu hayatımızın bir parçası haline getirmek için bir tavsiyeniz var mı diye sormuş. Çok tavsiyem var. Öncelikle zihninize ilk eğer bu soru geliyorsa zihin ikna olmak istiyor. Ben neden şimdi oturayım meditasyona? Bana bunun faydasını anlat. İlk benim zamanlarımdı. Hani Ezgi migrene çok iyi geliyormuş. Bankacıyken, New York'tayken bana söylerlerdi ya meditasyon çok iyi geliyor, meditasyon yapsana baş ağrılarını geçiriyormuş diye. Kendime sorduğum şey ya ben şimdi neymiş bu? Oturmakmış, boş boş oturmakmış. Yani şimdi hani New York'ta bankacıya boş boş otur denir mi? Denmez. Ama iyi geliyormuş. Başka da bir çare de bulamadım. Son çare artık gene benim başvurduğum meditasyondu. Zihnimi ikna etmek durumunda kaldım. Neden bu iyi? Niye ben şimdi boş boş oturacakmışım? Araştırdım. Ne yapıyor? Neden iyi geliyor? Stresle baş etme yöntemiymiş. Stres ne demekmiş? Baş etme yöntemi neymiş? Öncelikle düzgün bir şekilde bilgilendim. Bilgilendikten sonra da ilgilenmeye başladım. Çünkü zihin ikna oldu. Dolayısıyla eğer bu soruyu soruyorsan senin de zihnin ikna olmak istiyor demektir. Zihnini ikna et. İkna edebilmek için zihnini de gene işte düzgün kaynaktan meditasyon ne işe yarar? Neden biz meditasyona oturuyoruz? Meditasyon alanı dediğimiz alan nedir? Bunları araştır. İhtiyacın varsa da dediğim gibi web sitemde yeni başlayanlar için meditasyon programım var. Dilersen son iki soruyu yöneltiyorum. Evet. Harika. O zaman bir izleyicimiz kendimizi bulmak adına yaptığımız bu çalışmalarda kendimizi bulma düşüncesi bizi çok yoruyorsa, yani kendini bulmak ifadesi ne anlama gelir? En sevdiğim sorulardan bir tanesi bu. Ha. O yüzden kullanmam kendini bul diye. Kendi sesini bul derim. Kendim dediğim şeyi eğer arıyorsam kaybolmuş hissetmişimdir kendimi. Kendini bulmak öncelikle bulunacak bir şey olmadığını hatırlamaktır. Bir şey aramıyorum. Kaybetmedim. Yeniden hatırlamak üzere yola çıktım. Gerçek beni yeniden hatırlamak üzere yola çıktım. Eğer bunu dersen biraz daha hafifliyor enerji. Ama kendimi arıyorum ben, kendimi bulmak için yola çıktım dersen bulamayacaksın hiçbir zaman için. Çünkü o eylem devam edecek hep. Bilinçaltı diyecek ki işte bulmak üzere yollardayız. O da yoruyor. Ama ben kendi kimliğimi hatırlamayı, yeniden hatırlamayı niyet ediyorum dersen yeniden hatırlatacak sana. Bilinçaltı böyle işliyor. Ne söylüyorsan sana direkt motomot onu yaptırıyor. Kendimi arıyorum diyorsan bir ömür arayacaksın. Kimliğimi hatırlıyorum. Gerçek beni. Gerçek ben dediğim şey ne? Benim ölümsüz olduğum, frekans olduğum, renklerden oluştuğum ve sonsuz olduğum. Gerçek kimliğimi yeniden hatırlamak üzere adımlar atıyorum dediğin noktada hatırlamak üzerine gelecek bütün bilgiler ve hatırlayacaksın. O zaman son soruma ben de geçeyim. Meditatif haldeyken vücudumuzun bazı noktalarında karıncalanma, refleksler, sıcaklaşma ya da soğuklaşma halleri ne gibi anlamlar taşıyor? Çok güzel bir soru. Herhangi bir şey, baş ağrısı mesela meditatif haldeyiz, başıma ağrı girdi. Meditatif haldeyiz, ellerim karıncalandı. Meditatif haldeyim, kuyruk sokumuma bir şey saplandı demek. Enerji oraya yoğunlandı
Ve çözülmesi gereken bir şey varsa çözülüyor. Şifalanması gereken bir şey varsa şifalanıyor. Enerjinin yeniden akışa geçmesi gereken bir yer varsa yeniden akışa geçiyor demek. Ses de, meditasyon da bedende, öncelikle fiziksel bedende neye ihtiyaç varsa önce oraya gidiyor. O kadar zeki ki. Hani senden benden çok zeki enerji dediğimiz şey. O yüzden de niyet çok önemli. Ne niyetle oturuyorsan meditasyona, ne niyetle başlıyorsan herhangi bir holistik çalışmaya, o niyeti sana gerçekleştiriyor. Ve bedende çözülmesi gereken tıkanık kalmış, soğuk kalmış, donuk kalmış yerler neresiyse ilk oradan başlıyor. Ben meditasyona ilk başladığımda migrenim var demiştim, o yüzden meditasyona başladım dedim ya. Boyun ağrısından ve sırt ağrısından ölüyordum. Meğer benim bütün stresim boynumda ve sırtımda toplanmış. Meditasyonlarımda ilk oraları çözülmeye başladı. Ben başım rahatlayacak zannediyordum ama boynumla sırtım rahatladı. Boynum sırtım rahatladıkça bir gün baş ağrım, artık migrenim yoktu ve ben migren yaşamadığımı ne sonra anladım. Aa, bana ne zamandır migren atağa gelmiyor dedim. Ama olay sırt, duramıyordum. Hani hocalarıma soruyordum. Ben duramıyorum, oturamıyorum sırt ağrısından. Ne yapayım? O zaman uzanarak yap dediler bana. Uzanarak yaptım bir süre meditasyonu. Sonra sırtım ve boynumun işte o çözülmeleri olduktan sonra da başımın ağrısı geçti. Dolayısıyla izin verin. Herhangi bir şey oluyorsa izin verin, geçecek. Ama düzenli bir şekilde meditatif alana girin geçmesi için. Hani aman ağrı girdi, işte başıma ağrı saplantı, ben bir daha da meditasyon yapmam demeyin. İstikrarlı olun, düzenli olun. Güvenin ki şifalanacaksınız. Bence de çok güzel yorumlar ve sorular geldi Ezgi. Herkese teşekkür Yorum, bir ederim. iki tane yorum duyayım o zaman soru haricinde. Öyle çok keyifli ve çok aydınlatıcıydı. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bir diğer yorumum, o kadar güzel konuştunuz ki minnettarım diyen izleyicilerimiz var. Bol bol kalp ve teşekkürler var. Emeği geçen herkese teşekkür edilmiş. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Başka sorular sormak isterseniz Instagram'dan meditasyon okulu hesabına DM'den yazabilirsiniz. Onu hatırlatmak istedim. Ezgi çok teşekkürler. Ben kapanış için sözü sana bırakıyorum. Çok sevgiler. İpek'cim, yardımların için çok teşekkür ederim. Desteğin büyüktü. Yani böyle bir sanal alemde kendi kendime mi burada, hani kendim çalıyorum, kendim mi oynuyorum derken senin sesini duymak. Aa evet, bir ses daha var. Çok iyi geldi bana. Çok Çok teşekkür ederim sevindim. öncelikle sana. H&M'e minnettarım. Böyle güzel düşünceyi, sürdürülebilir güzelliğin ne demek olduğunu iyi hisset, iyi görün, iyi ol, akıl ettiği için ve bu fırsatı bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. Siz katılımcılar da buraya geldiniz ve cumartesi öğleden sonra her şey yapabilirdiniz ya. Ne bileyim, lak lak çak çak kitap okumak, her neyse, her şey yapabilirdiniz ama burayı seçtiniz. Seçimleriniz için öncelikle kendinizi kutlayın, çünkü demek ki ruhunuzla buluşmak istediniz ve ruhunuza önem verdiniz ve bu yolculukta kalplerde de buluşmak sizin için önemliydi. Benim için çok önemliydi kalplerde buluşmak. Bildiklerimi aktarmak her zaman için beni çok keyiflendiren bir aktivite. Boş vakitlerimi bildiklerimi aktararak geçiriyorum. Tekrar bir yerlerde buluşmak üzere. Renklerinizi hatırlayın, sesinizi hatırlayın ve eşsizsiniz. Dolayısıyla da teksiniz. Dolayısıyla da eşitiz. Bunu lütfen hatırlayın. Şifa yolculuğunuzda, güzelliğinizin yolculuğunda renkleriniz bol olsun, kahkahanız bol olsun, şifanız bol olsun. Sizleri çok seviyorum. İpek'in de biraz önce dediği gibi, eğer sorularınız varsa ve atladıysak meditasyon okulu DM'e gelin. Elimden geleni yapacağım sorularınızı cevaplayabilmek için. Şimdilik hoşça kalın. Bir yerlerde tekrar görüşmek üzere. Bay bay.